Kapanma sonrası ilk maç. Çok zor dönemden geçiyor bütün Golden League takımları. Aslında bu kadar hızlı başlamasını da beklemiyordum. Ben yönetimi o açıdan tebrik ediyorum. Çok hızlı aksiyon olarak sağlar açılır açılmaz hemen başladılar. Biz de biraz kondisyonsuz yakalandık tabii bu hızlı başlangıcı. Ama beklediğimden iyiydi iki takım da açıkçası. Hani baktığınızda kapanma öncesi gibi 3'te 1'i diyebiliriz hani sahada oynanan topun ama hem bugün hava çok sıcaktı hem de işte kondisyonlar vesaire tam olmadığı için biraz daha temposu düşük bir maç açıkçası bekliyordum. Öyle de oldu. Ama bizim taraftan biz bugün kardeş derbisiyle çıktık. Yani biz kardeşlerimizi severek, sayarak onlarla beraber çalışıyoruz. Güzel bir maç oldu. Biz birazcık daha erken uyguladık, daha da rahatladık. Maçta ilerleyince zaten artık yorgunluk iyice baş göstermeye başladı. Bir de 5 değişiklikle beraber kondisyonlar topladık. Bunda da yine bir şey yaptık, takdir etmek lazım. Çok fazla sporcu sağlıklarına tutmuyor bir karar çünkü 5 değişiklik olması. O değişikliklerle beraber maçını tutmayı başardık. Güzel maç oldu. Tebrik ediyorum iki takımda. İnşallah devam edeceğiz. Peki Melih abi, rakip takımın oyun tarzını nasıl değerlendirirsin? Ya şimdi onlar eksik çıktılar bugün. Normalde onların orta sahasında 2-3 tane adamları var toplumda. Sınırın son dakika bazı sıkıntılardan dolayı onlar gelememiş. Tabii onların gücünü çok ciddi oranda etkiledi. Dolayısıyla normal Ayaz futbolundan birazcık daha düşükler ama şeyden yani dediğim gibi pandemi hani kapanma sonrası çok iyi gördüm ileride. Diri tuttular özellikle ön tarafta bazı şutlarla zorladılar. Bizim kalecimiz Muhammed bugün çok oynadı. Onu da ayrıca tebrik ediyorum. Zorladılar. Ama eksikleri olmasaydı bence çok daha diri ve iyi bir takım olabilirdi. Biz de özellikle Aktar'ın, Birkan'ın, Ayaz'ın çok daha oyunun kontrol etmeyi başardık. Daha sahayı iyi parsel onun etkisiyle biraz belki etkisizlenmiş olabilirler ama bence gayet diri ve güzel bir maç oldu. Peki Melih abi, buradan takımına son olarak bir mesaj vermek istersen nasıl bir mesaj veriyorsun? Şampiyonlar koşuyoruz, birlikteyiz. Takımız bu yolda beraber gideceğiz ve başaracağız bunu. İyi bir yolculuk. Peki, size bu yolda başarılar dileriz tekrardan. İyi günler.